Merhaba arkadaşlar. Hayırlısıyla yeni bir projeye başlıyoruz. Apartman yönetim sistemi otomasyon programını yazacağız. Belli bir noktaya kadar beraber götüreceğiz arkadaşlar. Ondan sonrasında artık herkes başının çaresine bakacak. Buradaki amaç şu. Arkadaşlar biliyorsunuz yani bu işin potansiyeli gerçekten epey var. Binlerce her şehirde binlerce site var, apartman var. Hepsinin de yöneticisi var. Eğer ortaya güzel bir ürün çıkarsa gerçekten bu işten para da kazanılabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu programı hep beraber götürmeye çalışalım. Daha önce yöneticilik bilgisi olanlar varsa bilgilerini paylaşabilir. Benim hiçbir tecrübem yok açıkçası. Ama kaba taslak ne isteniliyor anlayabiliyorum. Yani burada bir yönetici bu programdan ne bekler? Aidatların, toplanan aidatların kaydedilmesi. Mesela bu site mi, apartman mı, kaç bloktan oluşuyor bu kayıtların girilmesi. Tabii çalışanlar var, güvenlikçiler olabilir, kapıcı olabilir. Bunların aidatları, maaşların ödenmesi. Kısacası tabii ay sonunda belli bir raporun çıkarılarak işte kapının girişine uygun panoya asılması her apartman dairesinin o ayki aidatlarını gösterir bir çıktının ortaya çıkması. Yani kısacası arkadaşlar apartmanda ne vardır? Bir gelir vardır. Gelir nedir? Aidatlardır. Bir de gider vardır arkadaşlar. Nedir? İşte apartmana harcanan çöp kovasıdır, çöp poşetidir, temizlik malzemesidir, her neyse asansör bakımlarıdır, kapı, bahçe kapısıdır vesaire, çiçektir, ağaç alımıdır, her neyse kısacası bir gider var. Bir de yine bina sakinlerinden bir gelir var. Toplam o iki giderin bina veya site sakinlerinin toplamına dağılmasıyla ortaya bir aidat çıkıyor arkadaşlar. Bir de yanılmıyorsam zemin katları veya giriş katlarında biraz cüzi yani daha düşük bir aidat alınıyor. Bir sene arkadaşlar bir telefona bakayım. Mesela arkadaşlar bu saatte de arkadaşlar arıyor bilgisayar problemi olanlar. Sağ olsunlar. Neyse. Şimdi ne diyordum arkadaşlar en son? Dediğim gibi bu işte potansiyel var. Çok sayıda apartman var, site var. Arkadaşlar gerçekten eğer güzel bir ürün ortaya çıkarsa bu işten dediğim gibi bu program satılabilir. İki de bir satmaktan bahsediyorum, para kazanmaktan bahsediyorum. Belki aramızda bu işi gerçekten ek gelir elde etmek için, para kazanmak için yapan arkadaşlarımız vardır. Bunun için özellikle dile de getiriyorum. Dolayısıyla başta da dediğim gibi, gerçi araya telefon girdi arkadaşlar. Ne anlattım, ne diyordum onu da karıştırdım. Onun için toparlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi benim bir tecrübem yok arkadaşlar. Site yönetimiyle ilgili bir tecrübem yok ama kaba taslak ne gerekiyor biliyorum. Sonuçta bir yönetici ne ister? Ayın sonunda dışarıdaki panoya bir liste asmak ister. O listede herkesin aidatını düzenli bir şekilde ekrana yazsın. Zaten yaptığı harcamaların faturalarını da gösteriyorlar. Dolayısıyla programda biz şunu yapacağız. Hatta burada kasadaki o ayki yani toplam kasadaki parayı burada göstereceğiz. Şu alanı boş gösterdim. Burada da bazı sonuçlar burada gösterebiliriz. Programı aç dediğimiz zaman işte burada genel tanımlamalar yapacağız. Daire kaydedeceğiz. İşte A blok, işte bir nolu daire, iki, bir nolu daire diyeceğiz. İşte sahibinin yani ya da daire sakininin adı, soyadı budur, telefonu şudur diye kayıt yapacağız. Tüm dairelerimizi kaydedeceğiz. Burada tahsilat gelir demişiz, tahsilat diyeceğiz. Tahsilat dediğim zaman herhangi bir üye veya bir site sakini işte aidatını ödediği zaman, bize verdiği zaman biz burada tahsilat diyeceğiz. İşte dairesini seçeceğiz, adamın ismi çıkacak. Oradaki aidat tutarını tahsil edeceğiz ve bir gelir elde etmiş olacağız arkadaşlar. Gider de ödeme yaptığımız zaman işte bir çöp malzemesi aldığımız zaman, temizlik malzemesi aldığımız zaman ondan sonra kapıcıların veya güvenlikçilerin maaşlarını ödediğimiz zaman buraya ödeme kısmına girecek.
Ya ara elektrik ödemesidir, sudur, ne varsa artık tüm giderleri bu ödeme kısmında ne yapacağız? Şuradaki butonlar şimdilik boş, ihtiyacımız oldukça burada ekleyeceğiz. Aidatı ödeyenler dediğimiz zaman şurada aidatın ödeyenler listesini göreceğiz. Ödemeyenler dediğimiz zaman burada ödemeyenleri göreceğiz. Şurada A blok, B blok, C blok, D blok, ne blok varsa hepsini burada gireceğiz. Genel tanımlamalar kısmında. Tabi hepsini baştan sıfırdan yazacağız hep beraber. Acele etmeyeceğiz. Dediğim gibi birkaç dersini 4, 5, 6 dersi beraber yapacağız. Belli bir aşamaya geldikten sonra artık herkes kendisi bunun sonucunu, devamını kendisi yapacak. Dediğim gibi sonuna kadar paylaşmayacağım arkadaşlar. Eğitimi yayınlamayacağım. Yani herkes belli bir aşamaya kadar gelecek. Ondan sonra artık zaten çoğu şey aynı olacak. Dediğim gibi size balık değil, balık vermeyeceğim, balık tutmayı öğreteceğim. Bundan sonra artık herkes kendi balığını kendisi yakalayacak diyelim. Evet, şimdi başlıyoruz. Ben bu programı burayı kapatıyorum arkadaşlar. Ya da kapatmayayım. Zaten burayı ana sayfayı hazırladım arkadaşlar. Buraya bir resim ekledim. Altına da bir resim çizdim. Buraya bir kasa şekli. Şurada bir hücre. Birkaç hücreyi bakın şöyle I, J, K hücrelerini şöyle seçtim. Yani belli bir alanı seçip birleştirdim arkadaşlar giriş ekranından. Birleştir dedim. Şu şekilde birleştirip buraya bir tutar yazdım örnek olsun diye. Tutarı da şöyle büyüttüm. Mesela ne yazmışım? 12.000 yazmışım. Ondan sonra TL'ye tıklanmışım arkadaşlar. Şöyle ve bu şekilde hazırladım burayı. Geri alayım. Evet. Şurası kasa kısmı olacak. Buraya bir buton yerleştirdim. Bence biz baştan başlayalım. Çok daha iyi olacak. Sıfırdan yapalım hep beraber arkadaşlar. Burayı şu dosyayı siliyorum. Apartman yönetici otomasyonu siliyorum. Hemen sağ tuş yeni bir Excel çalışma sayfası açıyorum. Sonra Excel'i açıp dosya menüsünden farklı kaydet diyorum. Göz at diyerek masa üstünü seçiyorum. Burada isim olarak apartman otomasyon otomasyonu diyelim. Apartman otomasyonu da yönetim de diyelim. Evet. Şurada kayıt türü arkadaşlar makro içerebilen Excel çalışma kitabı diyeceksiniz ve kaydete basıyoruz. Sayfamız hazır. Hemen tüm sayfayı seçiyorum. Şurada her zaman verdiğim, beğendiğim bir sayfa rengi var arkadaşlar. Ne olabilir? Şu olabilir. Yok, hayır, beyaz olsun. Şöyle beyaz yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ortaya güzel bir ürün çıkarmak istediğimiz için fazla da acele etmeyeceğim. Biraz detaya da gireceğim. Yavaş yavaş beraber yapacağız. Google diyelim. Apartman yönetimi diyelim arkadaşlar. Şöyle görsellere gelelim. Mesela ne yapabiliriz? Hangi resmi alabiliriz? Apartman. Site diyelim. Olsun. Oo, keşke silmeseydim ya. Neyse şu resmi alıyorum. Olsun. Şu olsun. Şöyle kopyalıyorum. Geliyorum sayfama. Yapıştır diyorum arkadaşlar. Tamam. Burası o kadar önemli değil. Bir de kasa diyeceğim. Para kasası diyelim. Para kasası.
Şu kasalardan şu kasayı alalım. Kopyala mı desek? Beyaz kasa mı alsak? Beyaz sarsılmaz mı? Reklamı yazıyor. Ha, şu olsun. Bunu da kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bakın kasanın etrafında beyaz alanlar var. Burada biçme gelip şurada kırp diyerek şöyle kasayı kırpabilirsiniz. Alttan da şöyle. Tamam. Güzel. Stop şey oluyor ama neyse. Şurada şu alanı da birleştir diyorum arkadaşlar. Ve oraya bir tutar yazayım örnek olsun diye. 12.000 yazalım. Kasada 12.000 lira olduğunu gösteriyoruz. Ortalayalım. Tamam. Evet, şimdi buraya bir buton alacağım. Tabii öncelikle şu geliştirici sekmesi daha yeni takip eden arkadaşlarımız olabilir. Şu geliştirici sekmesi nasıl buraya ekleniyor? Sizde yoksa ne yapacaksınız? Onu hemen tekrar göstereyim. Dosya menüsünden seçeneklere geleceksiniz. Burada şeridi özelleştir dediğiniz zaman şurada geliştirici diye bir sekme var. Bir kutucuk var. Bir checkbox koyuyorsunuz buraya. Bir işaret koyuyorsunuz. Ve tamam dediğiniz zaman buraya geliştirici gelecektir. Şurada çanta şeklindeki butondan şu en alttan ikinci sıradaki şu komut butonunu alıp şuraya çiziyorum. Onun üzerinde sağ tuşa basıyorum. Özellikler diyorum. Şurada ismi BTN başla diyorum. Ondan sonra caption'ını arkadaşlar programı aç diyorum. Sonra şurada font yazan yerden şu üç noktaya basarak bunun yazı kalibri, bakın kalibri yazmışım, seçmişim. Burada 20 olsun. Şurada yazı biçimi de Batı değil, Türkçeyi seçiyorum ve tamam diyorum. Evet, bu kadar. Gördüğünüz gibi programı aç diye bir buton aldık. Ondan sonra şu alt tarafa şöyle bir şey çiziyorum. Ekle menüsüne gelip şuradan bir şekil alıyorum, bir dikdörtgen. Şuradan itibaren şöyle bir dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şöyle uzunca. Sizin monitörünüz farklı olabilir. Şunu şu butonumuz şöyle. Butonun üzerine sağ tuş sıra en öne getir diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra şu yeşil, şu mavi çizdiğim dikdörtgenin üzerinde sağ tuş resmi, şekli biçimlendir diyorum. Burada dolguyu seçiyorum. Gradyan dokuyu seçip şuradan renk olarak mavi rengi seçiyorum. Şurayı biraz şöyle yapıyorum. Tamam. Sonra buranın şu ana hat kısmından bakın yukarıda biçim menüsünden şurada ana hat yazan yerden ana hat yok diyorum. Burayı kapatıyorum. Şu kasayı biraz küçültelim bence. Şu 12.000'i biraz şöyle kenarından tutup şöyle üste aldım. Programı açı da onun altına çektim. Şöyle. Tamam. Ana ekranımız hazır. Son haliyle kaydete basıyorum. Tamam diyorum. Programı açın üzerine çift tıklıyorum arkadaşlar. Ve kod kısmına geldim gördüğünüz gibi. Hemen buradan, burası bizim Visual Basic ekranımız. Buradan şuradaki üstteki düğmeden User Form'a tıklıyorum. Şöyle bir form açıldı gördüğünüz gibi. Formumu şöyle büyütüyorum. Ondan sonra bu formun özellikleri yok gördüğünüz gibi. Şuradaki düğmeden
Properties'ten özelliklerini de açıyorum. Şurada ekrana geldi arkadaşlar. Bir saniyenizi alayım. Evet arkadaşlar, buraya kadar nasıl geldiğimi anladınız. Doğrusu ben şu ana ekranımı fazla beğenmedim. Bir önceki programdaki ekran daha güzeldi. Buraya kadar anladıysanız ben bu programı sileceğim. Az önceki programı tekrar getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir önceki programı sildim. Zaten ana ekranım dedim ya, bu önceki daha güzeldi. Dolayısıyla burayı nasıl yaptığımızı gördünüz. Şurada kod kısmına geldim. Şurada bir form ekledim. Ben burayı da siliyorum arkadaşlar, şunların hepsini. Aynı burada kalmıştık. Dolayısıyla fazla bir değişiklik yok. Bir form, user form ekledim. Hatta ondan sonra formun ismini arkadaşlar şuradan name kısmından FRM ana form yaptım. İstiyorsanız sileyim burayı. Burayı baştan yapalım. Remove diyelim. Hayır diyelim. Sildim bakın. Şu kodu da sileyim. Şuradaki her şeyi siliyorum. Tekrar sadece şu tasarımı yaptım. Şimdi ben şu programı açıp çift tıklıyorum ve buraya geldim. Ne yapıyoruz? Şuradan user form ekliyorum. User formumu uzatıyorum şöyle. Eğer sizde şu ara çubuğu açık değilse veya şu açık değilse veya şu açık değil ise şuradaki butona tıklayarak projeyi getiriyorsunuz. Şuradaki butona tıklayarak özellikleri getiriyorsunuz. Formu tıklayıp şu tool box'a tıklayarak da şu araç kutusu kutularını getiriyorsunuz arkadaşlar. Formum şu şekilde. Tamam. Şimdi bu formu biraz kullanışlı yapmak istiyorum arkadaşlar. bu nedenle ne yapacağım? Şöyle yapmak istiyorum. Şuraya nasıl bir şey yapalım? Buraya bir şöyle bir frame çiziyorum. Tamam arkadaşlar. Buraya bir frame çizdim. Frame'in şu caption'ını siliyorum. Ondan sonra frame'in bakın burada basık bir çizgi var. Bu basık çizgiden kurtulmak için spesiyel efektten gelip bunu şöyle sıfır yapıyorum. Burada bir frame var ama frame görünmüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi buna FRM menü diyorum. FRM menü. FRM ne diyelim? Başlık diyelim. Başlık. Arkadaşlar Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yani Ş kullanmıyoruz, Ç kullanmıyoruz. Özellikle kodlamada buna dikkat etmenizi istiyorum. FRM başlık diye bir şey yazdım. Şurada. Şimdi tekrar bir, üzerine bir frame daha çiziyorum. Tam üstüne bir frame daha çiziyorum. Bakın şöyle. Tamam. Evet. Bunun başlık caption'ı sildim. Ondan sonra spesiyel efekt kısmına geldim. Bunu nasıl daha iyi görünmesini sağlayabiliriz? Şöyle fena değil diye düşünüyorum. Bunun zemin rengini, şurada back border color'ını mesela ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Ondan sonra üzerine buton çizeceğim şimdi. Hemen şu butona tıklıyorum. Şuraya bir buton çiziyorum. Bu butonun da back color'ını ne yapsam? Aynı renk versem ne olur? Daha açık bir fon renk verebiliriz. Veya aynı renk verebiliriz. Aynı renk mi olsun acaba? Farklı renk olsun. Aslında onun arkadaki şu zemini de aynı şu renk yapalım. Tam böyle daha iyi. Ya da ben güzel görünmesini çok istiyorum. Program güzel göründüğü zaman ben daha çok konsantre oluyorum arkadaşlar programa.
Güzel olmadığı zaman da içimden devam etmek gelmiyor. Bunlardan hangisini seçsem acaba? Neyse bu olsun. Şimdi bu buton üzerindeki yazıyı siliyorum. Da silmeden önce bir ayar yapalım. Mesela genel ayarlar diyelim. Genel ayarlar. Şimdi ben bu butonun yazı bu ayarlarını yapacağım. Sonra kopyasını çekeceğim. Hepsi için tek tek ayarlamayla uğraşmayacağız. Burada C'ye basıyorum. Kalibreyi seçiyorum. Kalını seçiyorum. 12'yi seçiyorum. Tamam diyorum. Bir de şurada for color'dan rengini de beyaz yapsak. Beyaz iyi görünmüyor. Şöyle olsun. Genel ayarlar. Tamam. Şöyle birazcık daha yukarı mı alsam ya da şunu biraz aşağı indirsem. Şöyle çok güzel. Sonra bunun arkadaşlar kontrol tuşuyla bir kopyasını alıyorum şöyle yanına. Ondan sonra bir kopyasını daha. Şöyle bir kopya daha. Tabii ihtiyacımız oldukça şöyle bunları kullanacağız. Son olarak da şuraya bir tane daha getirdik mi? Hatta bunu biraz onlardan uzak yapalım. Tamam. Hatta bunun üzerine de kapat yazalım. Evet. Kapat. Tamam. Şimdi şu diğerlerin üstündeki açıklamaları siliyorum. Genel ayarlar. Şuna da Caption'dan siliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam. Şu frame'in ismi bakın frame 1'dir. Buna F menü diyorum. Menü. F menü diyorum. Şimdi bakın. Bir de programın arka plan formun arka planına da şöyle mavi renk verdik. Şuna da mavi renk verelim. Ona da aynı şekilde şu rengi verelim. Tamam, hatta şunu şöyle uzatalım. Şuradan da biraz uzatalım. Tamam. Aslında bunun rengi de mavi olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Şu mavi çok ciyak bir mavi oldu. Lacivert olsun. Şunlar da aşağıdaki renkle zeminle aynı renk olsun. Şu highlight. Tamam böyle olsun. Genel ayarlar yazısı okunmuyor. Bunun fontunu da beyaz yapsak. Böyle daha güzel beyaz yapıyoruz. Evet arkadaşlar formumuzun bir de formun bakın en üstte user form 1 yazıyor. Buna apartman yönetim sistemi diyoruz. Apartman yönetim sistemi. Şu kapatın ismini arkadaşlar BTN kapat diyorum. Buna BTN kapat. Buraya kadar güzel. Şimdi ne yapıyorum bakın arkadaşlar. Şu formun üzerine çift tıklıyorum. Tabii burada forma da bir isim verelim. Bu formun ismini şuradaki name'den FRM ana form diyorum. FRM ana form. Ne diyor ya? Bir daha isim vereyim. FRM ana form diyorum. FRM ana form. İlginç ya. İsim ve kabul etmiyor ya. Kaydedelim son haliyle. Evet.
FRM ana diyelim. Tamam, FRM ana. Evet, şimdi bakın şu ana forma çift tıklıyorum. Bunun şuradakiler formun olayları arkadaşlar. Formun olayları. Form ilk açıldığın zaman şurada initialize diye bir yer var. Initialize yani form ilk açıldığında. Burada F menü diyorum. FM yazıp kontrol boşluğa basıyorum. Ne demiştik ona ya? Ne isim vermiştik o şeye? F menü. Küçük harfle. F menü. Nokta. F menü nokta. Top diyoruz arkadaşlar. Top yani yukarıdan aşağı doğru. Eşittir. Eşittir. Eksi 100 diyorum. Eksi 100. Şimdi bakın çalıştırdığım zaman menü yok gördüğünüz gibi. Peki. Şimdi tekrar formun içindeyim. Bu sefer de hatırlıyorsanız FRM başlık demiştik. FRM başlık. Şu menünün üzerinde olduğu şey. FRM başlığında mouse move olayına geliyorum. Yani fare üzerine gelince. Mouse move. Burada diyorum ki bakın bir de şuradan izlemenizi istiyorum. Şu anda bunun topu kaç arkadaşlar? Bakın şurada top 0. Herkes buradan görebiliyorsunuz. Şu anda top 0. F başlığı üzerine geldiği zaman F menü F menü nokta F menü nokta top eşittir 0 diyorum. Yani şu bir de şöyle bir şey daha yapacağım. Yine formu çift tıklayacağım. Bakın yine formun içine girdim. Formun mouse move'sine geliyorum. Mouse move. Formun üzerine geldiğim zaman aynen F menünün topunu yine eksi 100'e getiriyorum. Hem ilk açılışta F menüyü eksi 100'e alıyorum. Formun üzerine gelince eksi 100 ama başlığın üzerine gelince de 0 yapıyorum. Şöyle bir çalıştırayım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın buranın üzerine gelince menü gözüküyor. Buradan düğmeleri kullanabiliyorum. Ama bunların üzerine ayrıldığım zaman da menümüz bakın kayboluyor gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde. Yani en azından yer kaplamamış oluyor. Aslında bunu daha yukarı alabiliriz. Şunun arka plan rengini de beğenmedim. Şu pardon değil. Şuradan arkadaşlar neydi? Başlıktı değil mi? Nerede diye bu üzerinde gelen? Niye göremiyoruz şeyi? F menü. Neyse bu şekilde olsun. Mesela şu arkadaki şu alanı ben şey yapmak istiyordum da şu yeşilin rengini değiştirmek istiyordum. Neyse böyle kalsın. Kapat deyince kapanmasını istiyorum şimdi. Kapatın içine çift tıklayıp giriyorum. Buraya unload unload me diyorum. Tamam şöyle burayı kapatabiliriz. Ya da Excel'e dönelim. Şimdi şu programı aç dediğim zaman da bir formu açmasını istiyorum. Önce bir tasarım moduna alıyoruz. Tasarım modu. Sonra şurayı çift tıklıyorum. Ve diyorum ki FRM ana nokta show diyorum arkadaşlar. Bağlantılarını yaptık. Şimdi burayı kapatabilirim. Şu tasarım modundan çıkıyorum. Şimdi programı aç dediğim zaman gördüğünüz gibi programımız açıldı.
Burada genel ayarlar, ondan sonra daire kayıt, bir sürü butonlarımız var. Tüm bunları yapacağız. Tekrar Visual Basic tarafına gidiyorum. Ana formu açıyorum. Şimdi buraya bir tane frame daha çiziyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan itibaren. Yani ben şuranın altındaki o yeşil alanı nasıl bulacağım? Ha, yeşil alan burada gördüğünüz gibi. Şu yeşil alanı da yine aynı renk yapacağız. Dolayısıyla şunu tekrar daraltıyorum. Şöyle. Tamam. Şu frame'imi çizdim. Frame'i de şöyle. O diğerin içine girdi. Frame 1 buranın içine girdi neyse. Bunu tekrar çıkarmamız lazım. İşte böyle frame'ler birbirinin içine girebiliyor arkadaşlar. Bakın buraya girmiş gördüğünüz gibi. Bu durumda şunu şöyle alacağım. Tekrar burayı küçültmem lazım. Tekrar hatta biraz daha. Çok küçüldü. Şimdi mesela mouse'la bakın ayarlamakta zorlanıyorsanız hemen gelip şuradan özelliklerden bunun height'i var arkadaşlar. Height yükseklik. Bakın height şu anda 60 ya. Ben bunu 55 yapıyorum. Enter'a basıyorum. 55 fazla oldu. Yani az oldu. 57 yapıyorum. Böyle milimetrik ölçülerde yapabilirsiniz. Şunu tekrar küçültüyorum. Ondan sonra hatta biraz daha küçültmekte fayda var. Evet, aynen böyle olsun. Tamam. Şu frame'imi alıp şuraya bıraktım. Ondan sonra ya da buna frame'e de gerek yok. Direkt list box'ımızı alıyoruz. List box'ı şöyle formu hepsini dolduracak şekilde aşağı doğru çektim. Bu da bizim liste kutumuz olacak. Şunu biraz daraltıyorum. Böyle iyi. Ondan sonra şuradan bir checkbox alıyorum arkadaşlar. Checkbox'ımı da pardon combo box alıyorum. Şöyle ortaya çizdim. Bunun sağ ve soluna iki tane buton alacağım. Onun için yukarıdaki butonlardan bir tanesini seçip kontrol tuşuyla şöyle bir kopyasını alıyorum şuraya. Tamam. Bunun da bir kontrole bir kopyasını daha şuraya alıyorum. Yaklaştırıyorum şöyle yapıştırıyorum ikisini birbirine. Bunun yüksekliğini biraz arttıracağım. Onun için height'e gidiyorum tekrar. Bu 32 olsun. Tamam. Şu da 32 olsun. Evet. Buranın üzerine aidat ödeyenler. Buraya da tabii aidat dediğimiz içinde olduğu ayın aidatı olacak. Aidat ödemeyenler. Evet, bunu da yazdıktan sonra şöyle bir tekrar kaydet diyoruz. Tamam diyoruz. Ve programı aç dediğim zaman şöyle gördüğünüz gibi programımız açılıyor. Hatta şuranın üzerine bir yazı da yazabiliriz. Bence onu yapalım. Menü olmadığı zaman da ortada güzel bir görüntü olsun. Şunu tekrar uzatıyorum arkadaşlar. Pardon, şöyle. Bunu alıp aşağıya indiriyorum. Sonra şu A harfine basıp şuraya apartman otomasyon sistemi
Otomasyon. Aslında böyle bunu yazmayalım. Bakın ne yapalım? Onu hemen size göstereceğim şimdi. Şunu şöyle büyütüyorum. Ondan sonra fonta gidiyorum arkadaşlar. Font. Yine kalibri. Kalın. 28 Türkçe. Renk olarak da beyaz renk uygun olur mu? Beyaz renk olsun. Örneğin nedir ben mesela Kanarya sitesi diyelim. Kanarya sitesi. Güzel. Şimdi buranın üzerine şu label'ın ismini LBL site LBL site diyorum. Tamam. Üzerindeki yazıyı da siliyorum arkadaşlar. Evet, bunu tekrar onun üzerine alıyorum. Ve şunu tekrar daraltıyorum. Evet. Şimdi bakın ne yapıyorum. Geliyorum şuraya. Şurada şu alanı birleştiriyorum. Ve buraya site adı diyorum. Site ya da apartman adı. Şu aşağıya geliyorum. Burayı da birleştiriyorum arkadaşlar. Etrafına da bir çizgi gösteriyorum. Şöyle kalın çizgi. Ve bu alanın içerisine bunun zeminini de siyah yapıyorum. Yazının rengini de şöyle parlak yeşil yapıyorum. Ve buraya yazıyorum. Kardelen sitesi diyorum. Kardelen sitesi. Bakın bu hücrenin ismi L2'dir gördüğünüz gibi. Hatta bunun ismini de site adi diyorum. Site adi. Tamam arkadaşlar. Bu hücrenin adı ABC değil. Site adıdır. Şimdi tekrar geliyorum formuma. Formu çift tıklıyorum. Şu initialize kısmına. Bakın şuraya. Diyorum ki LBL site nokta caption eşittir. Sheets arkadaşlar. Ana sayfamızın ismi ne? Ana sayfa. Bakın ana sayfa. Şurada ana sayfa demişim. Bunu kopyalıyorum. Tırnak içinde ana sayfa nokta range parantez açıyorum. Tırnak içinde site adi nokta value diyorum. Ve bu kadar. Şimdi bakın projeyi çalıştırayım. Şöyle programı aç dediğim zaman bakın Kardelen sitesi. Genel ayarlar, kapat vesaire. Mesela ben buraya işte ne yazalım? Başka bir şey mesela Şahin sitesi diyorum. Şöyle programı çalıştırdığım zaman bakın Şahin sitesi. Genel ayarlar diyeceğiz. Ayarlarda kaç bloktan oluştuğunu, kaç daireden oluştuğunu vesaire bu tür ayarları yazacağız. Yönetici adını yazacağız ki raporlarda yöneticinin adı çıksın. Diğerlerine devam edeceğiz. Güzel bir isim bulalım ya. Site adı güzel isim. Neyse Kardelen sitesi olsun. Kardelen sitesi. Evet, programımızı açtığımız zaman şu şekilde karşımıza Kardelen sitesi gelecek. Tabii şu alttaki ortadaki beyaz alana aidat ödeyenlerin tümünün listesi gelecek. Aidat ödeyenler tekrar şuraya tıkladığımız zaman ödemeyenler gelecek. Şurada kaç blok oldu bloklar gelecek. Kısacası
bu dersimiz bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, ortaya güzel bir program çıkarmaya çalışacağız. Bunun zemini mavi olsa daha güzel olur. Zemini mavi olsun, yazısı da beyaz olsun. Birazcık büyütelim. Tamam. Site ya da apartman adı Kardelen sitesi. Evet, bunu kaydettik son haliyle. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, amacımız yöneticilerin, site veya apartman yöneticilerin çok basit, kullanışlı bir şekilde bütün gelirlerini, giderlerini, aidatları kaydedebilecekleri, raporlayabilecekleri bir otomasyon programı ortaya çıkarmak istiyoruz. Binlerce, her şehirde yüzlerce, binlerce apartman var, site var, hepsinin de yöneticisi var, hepsinde de çoğu da Excel kullanıyor arkadaşlar. Gerçekten ortaya kullanışlı, güzel bir program ortaya çıkarırsak, bence bu işten ek gelir de elde edebileceğiz hep beraber. Bu dersimiz böyle olsun, bir başlangıç olmuş olsun arkadaşlar. Bundan sonrasını devam edeceğiz. Dediğim gibi baştan sona kadar anlatmayacağım arkadaşlar. Belli bir yere kadar hep beraber götüreceğiz. Ondan sonrasını artık siz de tamamlayabilmeniz gerekecek. Bir de arkadaşlar, söylemediğim bir şey var. Şuraya resim ekledikten sonra, bak dikkat ederseniz, resimlerin üzerine geldiğim zaman, bakın mesela burada kare şeklini alıyor, burada el şeklini alıyor. Bunu nasıl yaptım? Şöyle yaptım. Şöyle resimleri, buraya eklediğim resimleri seçtim. Şuraya resim ekledim. Sonra shift, bakın şöyle yaptım. Hatta ben burada makro atağı, şu makroyu sileyim. Başka onun için daha iyi anlayacaksınız. Şöyle geliştiriciden makrolara geliyorum. Bak şöyle bir makro tanımlamışım. Bu makroyu sil diyorum. Sildim. Bakın şu anda hepsi açıldı. Makro yok. Şuradaki resmi seçtim. Sonra shift ile beraber şu yazıyı seçtim arkadaşlar. Şöyle. Sonra şunu seçtim. Ben bütün bu aşağıdaki resimleri seçeceksiniz. Sonra sağ tuş grubu çözeyim. Bakın şu anda seçebiliyorum, dikkat ederseniz. Daha önce makro atadığım için sıkıntı yapıyor. Neyse, şunu seçtim. Ben sağla seçmek zorundayım. Daha önce çünkü atamışım. Seçtim. Şunu, alttakini seçtim arkadaşlar. Şu yazıyı da seçtim mi? Neyse, gruplandır dedim. Sonra tekrar ne yaptım? Bir tanesinin üzerinde sağ tuş, makro ata dedim. Bu makro apartman yönetim otomasyonu için dedim. Kaydete bastım. Tamam dedim ve hiçbir şey yapmadan kaydı durdur dedim arkadaşlar. Dolayısıyla artık buranın üzerine gelince bakın el şekli oluyor. Yani alıp birisi bile resminizi buradan sürükleyip bir yere götüremiyor, demek istediğim bu. Yani bir buraya 3-4 tane resim bile koyarsanız hepsini shift ile beraber seçin. Sonra sağ tuş gruplandır deyin. Sonra bir tanesinin üzerinde sağ tuş, bir tanesinin üzerinde sağ tuş, makro ata deyin, kaydet ve tamam deyip kaydı durdurun. Bu kadar. Yani dolayısıyla artık resimleriniz böyle kilitlenmiş gibi olacak. Bunu da söyledikten sonra bu dersi bitireceğim arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Dediğim gibi beraber bunu götüreceğiz. Daha önce apartman yöneticiliği yapan arkadaşlarımız varsa, program ilerledikçe yanlış yapıyorsak, yanlış gidiyorsak veya tavsiyesi olan varsa yorum satırına yazsın. Onu da dikkate alacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar, siz de destek olun. Çoğu arkadaşlarımız, dikkat ediyorum, bir yorum yazıyor. Bakıyorum, hemen daha yeni abone olmuş. Çünkü yorum yazmak için abone olmak gerekiyor. Programı işte diyor, bu seviyeye kadar getirdim, şurada takıldım. Yani şimdi bu kadar süre izlemişsin, faydalanmışsın, başta da abone olabilirsin. Yani öyle bir yere takıldıktan sonra abone olup öyle yorum yazmaya gerek yok. Eğer bu işinize yarıyorsa, beğendiyseniz, faydalandıysanız siz de destek olun. Abone olmayı unutmayın. İstatistiklere baktığım zaman
Kullanan takipçilerimin çoğunun yani izlenme saati çok aşırı bir izlenme var arkadaşlar. Ama abone sayısı tam istediğim şekilde değil. Hep bundan dert yanıyorum. Yani ben de bir emek veriyorum. Emeğin de boşa gitmesini de istemiyorum. Dolayısıyla destek olmanız açısından abone olursanız memnun olurum. Hepinize başarılar diliyorum.